Ve başladım. Evet arkadaşlar, soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam hız, tam gaz, tam olarak açık lisenin farkıyla ve Fatma Hoca'nın mükemmelliğiyle alakalı bir durum. Kendimi dövmeden geçemiyorum, farkında mısın? Of, harikayım ya. Neyse, devam ediyoruz. İkinci Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisi'ni kapatmıştır? 93 harbi yüzünden kapatmıştı, hatırlıyor musunuz? Bir baktım bir. 93 harbi yok. Şimdi arkadaşlar hatırlatma yapalım. Birinci Meşrutiyet niye kapatılmıştı? 93 harbini bahane eden ikinci Abdülhamit kanuni esas, yani Osmanlı'nın ilk anayasasındaki açıklıktan yararlanarak birinci Meşrutiyeti kapatmış, anayasayı da askıya almış, istibdat dönemi başlamıştı. Mecelle Osmanlı medeni hukukudur. Islahat fermanı azınlıklar için çıkartılmış bir fermandır. Senet ittifak ayanlarla 2. Mahmut arasında imzalanan ve ilk defa bir padişah kendi gücünün üstüne bir güç tanıdığı ittifaktı. Ve bu soruyu gönderiyorum. Bir diğer sorumuz, Trablusgarp Savaşı aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? 1912 Uşi Anlaşması'ydı arkadaşlar. Gönderelim mi? Gönderelim. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır? Bak şimdi bak, ittifak diyor. Hemen yapıştır. İtilafa Arif demiştik. İttifaka Obama demiştik. Bana o zaman kimi soruyor? Obama'yı soruyor. Almanya Obama'da, İtalya Obama'da, çünkü biliyorsunuz bir yıl sonra itilafa geçiyordu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Obama'da, ancak İngiltere Arif'te, dolayısıyla itilafta olacak. Cevabım Adana. Ve bir diğer sorumuza gelelim. Avrupa uygarlığını üstü tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı, bunun akımı batıcılık arkadaşlar. Mustafa Kemal'in bu Osmanlı'yı kurtarma düşünceleri ya da fikirleri diye bir konu var ya, o konuda şöyle toparlayayım. Mustafa Kemal'in savunduğu iki düşünceden bir tanesi batıcılık, diğeri ise Türkçülüktür. Dolayısıyla burada bana neyi soruyor? Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımını soruyor. Cevabı batıcılık olacak. Ve bunu da gönderelim. Diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin sebeplerinden biri değildir? Bak, değildir diyor. Böyle değildir, olamaz gibi soruların hemen altını çizin ki gözünüze çarpsın. Kaybettiği toprakları geri almak ve prestijini geri kazanmak istiyordu. Evet, 1. Dünya Savaşı'na girmesinin ana sebeplerinden bir tanesiydi. Kapitülasyonları kaldırmak istiyor çünkü ekonomisini batırmıştı. Dolayısıyla bunu da istiyor. Kafkaslar'da toprak elde ederek Türk dünyası ile birleşmek. Bir de arkadaşlar bakın, bu da doğru. Bu zaten Enver Paşa'nın Turancılık politikasına girer. İngiltere ve Fransa ile aynı grupta yer alabilmek. Şimdi arkadaşlar, savaşa girmesinin sebebini soruyor. Hangi gruba girmek istediğini sormuyor. Dolayısıyla cevabı Denizli olacak. Haydi bunu da gönderek. Haydi gönderek. Bir diğer sorumuz, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde savaştığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi petrol gördüğümüz yerde hangi devlet var diyorduk biz? İngiltere diyorduk. Irak'ta da petrol kaynağı olduğunu düşünürsek, o zaman cevabım İngiltere olacak. Ruslarla Kafkaslar'da, Fransa ile Güneydoğu Anadolu cephesinde savaşılacağız. İtalya ile zaten buna bir yamuk yaptılar biliyorsunuz. Normalde Batı'nın topraklarını vereceklerdi. İşte şapşıklık yaptılar. Adama işte Antalya'dan Konya'ya kadar olan kısmı verdiler. Biz bir dünya savaşında dolayısıyla İtalya ile bu noktada savaşmadık. Yani Irak cephesinde savaşmadık. Hadi bunu gönderelim mi? Gönderelim. Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu'nda büyük zaferler kazandığı cepheyi sormuş bana. Zaten sorunun cevabı, sorun içerisinde cevap Çanakkale cephesi olacak diyelim. Ve bu soruyu da gönderelim. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki eserlerden hangisi? Aşağıdaki eserlerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa mimari uslubunu örnek alarak yapılmıştır diye sormuş. Bak şimdi.
Bey Sarayı Osmanlı'nın ilk sarayı dolayısıyla olamaz. Bak bana 19. yüzyıl soruyor. Topkapı Sarayı 15. yüzyılda yapılmış. Dolayısıyla bak yine tutmadı. Bu da olamaz. Süleymaniye Camii Mimar Sinan zamanında yapıldı. 16. yüzyılda yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanı zaten. Bu da olamaz. Çırağan Sarayı zaten yeni dönem saraylarımızdan bir tanesi. Yıldız gibi. Cevabımız Çırağan Sarayı olacak. Benim nasıl çözdüğümü anladınız mı arkadaşlar? Yüzyılları bilmeme gerek yok. Bey Sarayı'nın kimi zamanda yapıldığını bilsem, Topkapı Sarayı'nın kimi zaman, yani mesela Fatih Sultan Mehmet yaptı. Fatih Sultan Mehmet yükseliş döneminin padişahı. Bana neyi soruyor? Dağılma dönemini soruyor. Dolayısıyla böyle ufak ufak nüanslardan da sorunun cevabını çıkartabilirsiniz. Her şeyi ezbere bilmek zorunda değilsiniz yani. Ve diğer soruya devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda barışı korumak amacıyla kurulan örgütlerden biridir diye soruyor bana. Doğru mu okudum? Evet. Şimdi NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dolayısıyla olamaz. Sadabat Paktı 2. Dünya Savaşı ile 1. Dünya Savaşı arasında olan barışı korumak amaçlı örgütlerdendir diyorsun. Kurulan örgütlerdendir. Sonunda barış... Bence bu örgütlerden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Biri değildir. Birinci Dünya Savaşı sonunda barışı korumak amacıyla kurulan örgütlerdendir. NATO, İkinci Dünya Savaşı, Sadabat Paktı, Birinci Dünya Savaşı sonunda değil, Milletler Cemiyeti arkadaşlar cevap. Tamam. Ben değil. Pardon, ben yanlış algıladım soruyu. Özür diliyoruz. Pardon. Barışı korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti arkadaşlar. 1932'de hatta Türkiye üye olmuştu. 1919'da biliyorsunuz ki Paris Barış Konferansı resmi olarak kurulmuştu. İşte onun adı Milletler Cemiyeti. Bir dakikalık algı problemim çıktı arkadaş. Soruları algılayamıyorum. Beni niye kimse anlamıyor? Sorumuza devam edelim. Osmanlı'da ilk resim eğitimi veren okul olan Sanayi Nefise. Şimdi bu sanayiyi görünce arkadaşlar insanlar bunun Güzel Sanatlar Fakültesi olduğunu anlamıyor. Güzel Sanatlar Okulu olduğunu anlamıyor. Direkt böyle ekonomiyle alakalı olduğunu zannediyorsunuz ama değil. Sanayi Nefise Mektebi'ni açan ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisi diye sormuşlar. Osman Hamdi Bey arkadaşlar. Cevabımız Bolu olacak. Hadi bunu da gönderelim. Bitti. O zaman ne yapıyoruz? Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.